Sigaran var mı kardeş? Kullanmıyorum. Keyif verici maddelerin hiçbirini kullanmam. Sağlık nedenlerinden ötürü. Sağlıklı yaşamaya bu kadar heveslisin de ne işin var burada? İftira. Ahmet mi demiştiniz? Fark etmez. Bir Ahmet'in oğluyuz işte. Kim iftira etti sana? Ahmet kardeş. Kimler iftira etmedi ki? Bir kadın sevdim, başıma neler geldi. Karından ayrılacağım dedim. Evli olmama rağmen sürpriz bir aşkla karşılaştım. Nereye gidiyorsun lan? Benden çocuk sahibi olmayı istedi. Reddedince gitti, karımı öldürdü. Gel de bir sigara tüttürme Ahmet kardeş. Bunu fırsat bilen, elimde büyüyen ofis boyum, imzamı taklit ederek şirketime el koydu. Ne şirket? Ahlaksız çocuk. Meğer kirli emellerini alet etmiş benim şirketim. Maddeleri kaçırmış yurt dışında. Yüce devletimizi dolandırmış. Nereye götürüyorsunuz kardeşim? Hakkını tutmama kadar. Onun yüzünden hakkımda gıyabi tutuklama kararı çıktı. Tam kendimi aklamak için Doktor Kimball gibi kaçarken menfur bir saldırıya uğradım. Saldırıda nefsimi müdafaa etmeye çalışırken adamın elindeki silah patladı. Kardeşim, devlete sığınsaydın ya. Sığındım. Beni tımarhaneye attılar. Allah'tan iyi kalpli bir hemşire çıktı da masum olduğuma inanıp beni bıraktı. Sonra duydum ki kadıncağızı da bana yardım ettiği için bıçaklayıp öldürmüşler. Toprağı bol olsun. Sağ ol Ahmet. Vay anasını. Ne hayatlar var. Dur. Daha bitmedi. Bir insana hamile kadını arabadan attı diye iftira atılır. Kim bu kadar gaddar olabilir? Benim eski ortağım. Okumuş, kültürlü, iyi aile eğitimi almış, vergisini ödeyen sorumlu vatandaştır. Zavallı babam. Nereden bilecekti oğlunda kollarını açtığında başına bunların geleceğini? Babana ne oldu? Babam profesördü. Kimya profesörü. Beyaz zehir enjekte edilerek öldürüldü. Gözlerimin önünde. Son lafı canım evladım oldu. Ben sana doyamadım. Doysun kara topraklar oldu. Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun.
Hepsine kaderdir dedim çektim. Ama beni evladımdan ayırmak isteyince hain melunlar dayanamadı. Bu da böyle çocuğu! Çocuğun mu var? Olacak. Erkek. Adı Abuzer. Rahmetli dedesinin adı. Peki şimdi ne olacak? Tek tesellim, oğlumun bir gün kimya mühendisi olarak babasının mezarı başına çelenk koymasıdır. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'a var kardeşim. Olur inşallah. Sen neden kodestesin Ahmet? Ya sorma. Sinirlenip hanıma iki tokat attık. Şikayetçi olmuş. Aldılar içeri. Hiç yakıştıramadım sana Ahmet. Kadına hiç el kaldırılır mı? Baştan söyleseydin, hiç konuşmazdım seninle.